Vallahi ben olsam gitmezdim Aslı. Yani tamam, zarfı açmamış ama sonuçta seni zorlamış. Bunu senden istemiş. Unutabilecek misin? Affedebilecek misin Aslı? Bilmiyorum. Aa, kim geldi? Bilmem, bakayım. Nasıl? Hanımefendinin Aslı'ya söyleyecekleri varmış. Geçin. Merve, artık ne söyleyeceksen söyle hadi. Tamam. Ama bilmeni istediğim bir şey var. Böyle olacağını düşünmemiştim. Gerçekten. Yani bilseydim... Ne fark eder ki? Sonuçta yardım ettin. Doğru. Bugün hepinizin başına gelebilirdi dedin ya. Haklıydın. Yaptığı şey iğrençti. Merve, Sade de gel. Ne istiyorsun onu söyle hadi. Sana yardım etmek istiyorum Aslı. Ne? Şaka mı bu? Yurtta kimse inanmıyor ama en çok ben istiyorum onu dersini vermeyi. Çık ortaya o zaman, bildiğin her şeyi anlat. Ya anlatsam ne olacak ki? Ya Aslı inanmayan bana hiç inanmaz. Benim sabıkam çok. Nimet ağzını açsa... Tamam, ne yapacaksın peki? Aslında süper bir planım var. Ne diyorsunuz? Vallahi biz yokuz. Bence kabul edin ya. Yani daha kötü ne olabilir ki? Bir kez kovulmuşsunuz, bir kez daha kovulacak haliniz yok. Sen sadece kızlarla konuş, tamam mı? Artık beni dinlemiyorlar, sırt çeviriyorlar. Ama sen anlatırsan... Aslı bir şey söylesene, olmaz desene. Ya Merve bak, ben sana hiç güvenmiyorum, bunu biliyorsun. Ama yani Mine de haklı. Bu yüzden ben kabul ediyorum. Aslı. Su, bak sen karışmak istemiyorsan ben bunu gerçekten anlarım. Ne diyorsun sen ya? Ben bunu yalnız bırakır mıyım? Bana bak, yine bize bir tuzak kurduysan bu sefer seni kendi ellerimle boğarım ona göre. Nimet Hanım, affedersiniz, bir dakikanız var mı? Gelme Merveciğim. Bir şey mi oldu? Hocam, Aslılarla konuştum. Artık daha fazla sizi rahatsız etmeyecekler. Aferin Merveciğim, nasıl başardın bunu? Hepimizin sizin lehinize ifade vereceğini söyledim. Sonuçta ellerine bir şey geçmeyecekti. Kimse inanmayacaktı. Onlar da gördüler sonunda. Daha fazla uzamasın diye de. Aklın yolu bir. Bir şey daha var. Söyle. Çamaşır odasının anahtarı lazım bana. Birinci kattakinin. Şu dolabın alt tarafında üstlerinde isimleri yazıyor. Al oradan. Tamam canım. Her şey hallolunca ben seni arayacağım. Hadi görüşürüz. Aslı, ne oldu diye soruyor. Yoldalarmış, birazdan buradalar. Hadi hazırlayalım. Ben dışarı bakayım. Sen şunları al, 55'le 59'a götür. Hizmetliler dışarıda, kimse ses çıkarmasın. Sakın çıt çıkarma, tamam mı? Zaten sana fena halde kızgınım, canını yakarım. Gitmişler. Yırttık hadi. Gel. Nimet Hanım. Ne var, ne oldu? Kapıda gazeteciler var. Sizinle görüşmek istiyorlarmış. Hay Allah, nereden çıktı şimdi bunlar? İçeri alayım mı? He, bir de kahve yap istersen. Sakın. Ben geliyorum şimdi, hadi. ...19 yaşında bir kıza zorla bekaret kontrolü yaptırdığınız yönünde iddialar var. Ne diyeceksiniz? Odayı kapatıp zorlamışsınız, babasını çağırtmışsınız. Bunların hepsi asılsız suçlamalar. Nimet Hanım, bazı çalışanlar da size yardım etmiş ama. Yok efendim, öyle bir şey. Bu yurtta böyle şeyler olmaz. O öğrenciyle görüşebilir miyiz? Kendisi yok, kovuldu. Neden? Ahlak dışı davranışları yüzünden. Biliyorsunuz burası kız öğrenci yurdu. Öğrencilerimizin velileri bize güvenip yolluyorlar çocuklarını. Biz de hiçbirini diğerinden ayırmıyoruz tabii ki. Bakın arkadaşlar!
İndirin şunu çabuk. Çabuk indirin hadi, aval aval bakmayın, dağıtın şunları. Tamam bitti, siz de gidebilirsiniz. Vay be Merve, senden hiç beklemezdim böyle bir şey. Anlatamadım ki size derdimi. Öldüreceğim, hepinizi öldüreceğim. Oraya ha? Kapıyı kim açık bırakmış yahu? Şuraya bak, yurda alıp götürseler haberiniz olmayacak. Rezil oldum sizin yüzünüzden. Vallahi kilitliydi Nimet Hanım, biz açık bırakmadık ki. Şimdi giriyorsun, kim yaptıysa buluyorsunuz, alıp getiriyorsun bana. Peki Nimet Hanım. Ne oldu Nimet Hanım? Ne olacak? Den sizin biri çatıya... Sen yaptın değil mi? Ben mi? Ne alakası var? Sakın inkar etme. Odama geldin, anahtarları aldın. Çabuk, çabuk odama. Ya müdür hanım. Yürü çabuk. Yürü. Bunu nasıl yaparsın sen ha? Bana nasıl ihanet edersin? Az önce beni nasıl rezil ettiğini farkında mısın sen? Müdür hanım, neden bahsettiğinizi anlamıyorum gerçekten. Bana yalan söyleme. Bana yalan söyleme. Ne sanıyordun ha? Yanakar kalacağını mı? Merve, benim canımı yakarsan ben de seninkini yakarım. Bunu bilmiyor muydun? Babanı arayacağımı bilmiyor muydun? Buyurun. Sizin kontrolünüz gitmesin. Bu faturalı. Sen benimle alay mı ediyorsun? Girme. Rahatsız etmeyeceksiniz demedim mi ben? Nimet Hanım. Ali Bey hoş geldiniz. Kimse geleceğinizi söylemedi. Özür dilerim. Sen dışarıda bekle. Nedir bu rezalet? Buyurun oturun isterseniz. Ne oldu, ne diyor? Ne olacak? Anladı benim yaptığımı. Salak değil. Yani en azından o kadar salak değil. Kovacağım seni dedi. Babanı arayacağım filan. Aman atıp tutuyor işte, boşverin siz. Korkma, hiçbir şey yapamaz. Ay boşver, arasın. Benim umurumda değil artık zaten. Esas o kendi derdine yansın. Ali diye biri geldi. Üstü herhalde. Cidden mi geldi? Ha, kim o? Müdürü işte. İyi iyi. Nimet Hanım zor durumda desene. Sorma ya, acayipti. Adam içeri girdi. Seninki bembeyaz kesildi, ruh gibi. Görmen lazımdı. Nereye gidiyor bu? Feride. Kurumu gazeteciler bastı. Burnuma mikrofon dayadılar. Valide Sultan yurduna pankart asıldı. Öğrenciler bekaret kontrolünü protesto ediyor, ne diyeceksiniz diye. Hani, hani her şey kontrolünüz altındaydı Nimet Hanım. Hiçbir sorun yoktu. Hiçbir şey yapmamıştınız. Her şey iftiraydı. Yemin ederim yapmadım Ali Bey. Eskiden benimle problemi olan birkaç kendi bilmezdensiz işte açığımı yakalayıp üstüme saldıracaklarını zannettiler. Ama ben kim olduklarını biliyorum. Siz hiç merak etmeyin. Ben gereken bütün önlemleri aldım. Ne işin var senin burada? Çık dışarı. Aslında hiçbir suçu yok efendim. Her şeyi Nimet Hanım planladı. Beni de alet etti. Feride. Aslında erkek arkadaşını ben aradım. Zor durumda olduğunu söyledim. Feride sus. Aramazsam yurttan kovacağını söyledi. Şimdi kovuyorum. Git, nerede kalacaksan kal. Olsun. En azından içim rahat artık. Efendim deli, akli dengesi yerinde değil. Katlanıyoruz biz de işte. Nimet Hanım'dan şikayetçiyim efendim. Ben de şikayetçi. Ben de. Ben de. Hepiniz kovuldunuz. Şimdi çıkın gidin yurdumdan. İşte orada durun Nimet Hanım. Burası sizin yurdunuz değil. Bu öğrencilerin yurdu. Yurt müdürü iddiaların asılsız olduğunu söyledi. Siz ne diyeceksiniz? Bekaret kontrolü yapıldı mı? Kısa bir açıklama yapacağım. Soru yok. Arkadaşlar. Aa, Ali Bey. Üzülerek belirtmek zorundayım ki Valide Sultan Kız Öğrenci Yurdu Müdürlüğü Nimet Kahraman maalesef yurdumuza kalan öğrencilerden birini zorla, baskıyla bekaret kontrolüne götürmeye çalışmıştır. Nimet Kahraman tarafından bugün itibariyle
süresiz açığa alınmış ve hakkında soruşturma başlatılmıştır. Arkadaşlar. Bu münferit olayın bütün kuruma mal edilmemesini sizlerden rica ediyorum. Bu haksız fiile maruz kalan kızımızı ve ailesini de hakkını sonuna kadar aramaya davet ediyorum. Hepinize teşekkür ediyorum. Ali Bey lütfen bir dakika Ali Bey. Teşekkür ederim. Ali Bey. Başka soru yok. Bu konu hakkında ne yapacaksınız Ali Bey? Diğer yurtlarla benzer sorunlar var mı Ali Bey? Sağ olun, teşekkür ederim arkadaşlar. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.